korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Geliyoruz, geleceğiz, yakındır. Kim nerede ne işliyor? Değerli Mercan TV izleyicileri, Bir Seçim Startı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili aday adayı Mehmet Karahan bizlerle. Gündemi değerlendireceğiz. Biliyorsunuz AK Parti için önemli olan temayül geçti. Ve şimdi sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde oklar temayüle çevrildi. Ön seçime çevrildi. Ön seçim isteyen aday adaylardan bir tanesi de Mehmet Karahan. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet. Önce bizi izleyen bütün vatandaşlarımı iyi akşamlar diliyorum, saygı sevgiler sunuyorum. Ayrıca Mercan TV ekibine ve gençlerine de ayrıca selamlıyorum, saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum kendilerine. Evet, biz teşekkür ederiz efendim. Evet, Mehmet Bey biliyorsunuz seçimler 7 Haziran'da yapılacak ve şu anda heyecan dorukta bütün partiler, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi birbirinden güçlü adaylarla yola çıktı Adıyaman'a hizmet için. Ben hemen Adıyaman'ın temel sorunlarından girmek istiyorum konuya. Çünkü önce evet. Şunu belirtmek istiyorum. Evet. Adıyaman'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bütün aday adayı. Evet. Arkadaşlarım ve hepsini, kardeşim, oğlum, abim, hepsine saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İnşallah bizi izliyorlardır. Hepsine tek tek başarılar diliyorum. Biz bir kardeşiz, bir aileyiz. Birbirimizde farkı yoktur. Hangisi seçilirse seçilsin, bütün gönlümüzle, gücümüzle Adıyaman'a kol kola vererek, el ele vererek beraberce hizmet etmeye devam edeceğiz. Evet, bu da tabii ki bir aday adayından duyulması gereken en güzel sözlerden bir tanesi de diğer aday adaylarına başarı dilekleri. Evet, Adıyaman, yerelden başlayalım isterseniz. Adıyaman'da sorunlarından evet. Başlıyorsun. Adıyaman, ben 50 yıllık iş adamım. Tabii yüzlerce projelere imza atan karayolları, devlet demiryolları, köy hizmetleri, devlet su işleri vesaire resmi kurum ve kuruluşları, özel sektörlere, askeri kısmı filan tecrübe sahip bir iş adamı. Aynı zamanda da 40 yıllık siyasetçiyim. Bir siyasi hayatım sürecinde taraf tutmadım, ayrım yapmadım. Kimseye şey yapmadım, memleketimizin birlik, beraberlik, hoşgörü, anlayışı için, kardeşlerine, tabii ki siyaset bir yarıştır. Bugün bir futbol takımı gibi, bu o kazanır, yarın o bir kazanır. Sonuç olarak Türkiye'miz, 76 milyon insanımız bölünmez bir bütündür. Ha, şu an için tabii ki karşımdaki iktidar parti, iktidar parti tahmin etsem artık ömrü doldurmuştur. Evet. Apas yolcudur deniliyor. İnşallah yolcu olurlar, sıra bizim partiye gelir. Bizim parti de her zaman kazanmıştır. Onlar gelir kardeşlerine yemiştir. Bizim parti abi olur. Çünkü 90 yıllık bir geçmişi vardır. Türkiye Cumhuriyeti kuran bir partidir. Layık, demokratik, sosyal hukuk bir partidir. Yurtta su, cihanda su bir partidir. Değme bana, demem sana diyen bir partidir. Herkesle iyi geçinen bir parti. Aynı zamanda 76 milyon vatandaşımızı tek gözüyle gören, kardeşlerine gören, biri birinden ayırmayan, taraf tutmayan bir partidir. Evet. Her belki devamlı memleketimizin çıkarları için, geleceği için, gençliğimizin geleceği nesil için, eğitimde, sosyal alanda, kültür alanda, her yönünde, ticari alanda, sanayide. Ama bakıyorum ki ne yazık ki Adıyaman bunun bir çoğuna sahibi olamamışlar. Adıyaman öyle bir Güneydoğu'yu İç Anadolu'ya bağlayan, İç Akdeniz'i Doğu'ya bağlayan bir Adıyaman, hak ettiği yere gelemeyen bir Adıyaman. İnsan buna baktıkça üzülüyor. Kendi imkanlarından faydalanmayan bir Adıyaman, kendi kaynaklarından faydalanmayan bir Adıyaman. Petrol çıkıyor, kalkınmada öncelik görünüyor. Bir sigortalı işçimiz 430 kağıt öderken lira, biz Urfa komşumuz, tabii komşumuz tabii istiyor, çok zengin olsun, daha iyi olsun, 30 iş alanında, sosyal sigortanda 30 lira ödüyor. Evet. Neden? Adıyaman kalkınmada öncelik göründüğü için, o da petrol. Ama ne yazık ki petrolden faydalanmıyor, petrol normalde
köylerimiz, köy yollarımız %90'ı gidilmiyor. Ham topla stabilizeyle kaplanmış, faydalanmamış. Ayrıca su kaynaklarımız, biliyorsunuz ki her şeyi su, toprak, sulama, tarım. Bir suyumuz Kahramanmaraş götürüyor. Götürsün önemli değil. Suyunlarımız var. Bir kısmı Gaziantep götürüyor, içiyor tabii ki. Biz suya çok değer veren bir toplumuz. İsimler afiyet olsun diyoruz. Bir kısım suyumuz Malatya. Malatya tabii bir bölümler bütünüz götürüyor. Kalan sularımız Basra köprülerine kadar doğru. Bir kısmı da Akdeniz'e gidiyor. Atatürk Barajı'nın bir kuvvetli arazimizin sonuçta bundan sulanan ilçe toplumuz olan onu da su altında kalmıştır. Kalan sularımız en az 10 baraja sahip olacak bir Adıyaman tek bir baraj yapılmış. O da Balıklı Gölü'ne benziyor. Arazinin 40'ta birini sulamıyor. Bir Gömünçam Barajı denilen bir baraj projemiz var. Erdar İnönü'nün döneminden biz o etüt projesine alınmıştır. Yolu raporlar sağlam çıkmıştır. Odur, buydur, o gündür, bugündür ilan hikayesi oldu. Her seçimden Adıyaman halkını kandırıyorlar. İşte size barajı yapacağız, Gömkan barajı yapacağız, filan barajı yapacağız. Gölbaşı Ağzı'ndaki baraj, Çataltaş barajını yapacağız. Hepsi lafta kalıyor. Ha, Cumhuriyet Halk Partisi olursa, Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz ki özü sözü bir olan bir parti, gerçeklerle devamlı bir parti. Ki söylediğini söyleme, yani yapmadığını söylemez, söylediğini yapacak bir partidir. Öyle bir eksik var ki bu sulama alanda Gölbaşı Ağzı'nda en azından 4-5 bin litre saniyede su gölün ıslah projesi olmadığı için o su kayboluyor, su kaybına uğruyor. O su ıslah ederse Maraş'a da yeter, Gaziantep'e de yeter. En azından arazi de çıkıyor. Çataltaş barajı yapılırsa o baraj Gölbaşı etrafındaki araziyi, Kahramanmaraş'ın bir kısmını, Gaziantep'in bir kısmını, kalan bir kısmı da Besni, Kesyun Ovası'nı sürecek güçlerdir. Biliyorsun ki Besni'de Kesyun, Adıyaman'ın arazisi olarak sayılır ovalarda birisidir. Ne yazık ki o da sulanmıyor. Geri kalan Gömüçam Barajı projesi 200 bin dönüm arazi sulanması gerekirken o da sulanmıyor. Bir de Kav bölgesinde bir barajımız var söyleniyor. O da sulanmıyor. Ha, tarım neyle yapılır? Suyun yapılır. Neyle yapılır? Elektrikle, mazotla, gübreyle. AK Parti ne yapmış? Mazotu bağlandırmış, gübreyi bağlandırmış, elektriği bağlandırmış. Demiş ki ey vatandaş, sen tarlayı bol bırak, ben seni makarnayla, patatesle beslerim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi onu yapmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi aile sigortası diyen bir fon var. Bugün eğer ki devlet bir sosyal devletse, adımız üzerindeyse, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir partidir. Bugün bizim insanlar dışarıya gidiyor. Ne için? Avrupa ülkeleri ya iş veriyor ya para veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi yarın iktidara gelirse vatandaşlarına ya iş verecek ya para verecek. Dilenci durumuna düşünmeyecek. Çünkü halkımız azimli, kararlı, inançlı, bencil, dünyaya meydan okuyan bir millettir. Bu şeyi hak etmiyor, bu dilenciliği hak etmiyor. AK Parti'nin yerinde olsam bunu yapmam, bu halka kıymam. Onlara az bir de parasını eline koy, geçsin. Ne alıyorsa alsın pazarda, sana ne, bana ne. Sen niye o insanı küçük düşürüyorsun, o şekil yapıyorsun? Bir defa biz iktidara gelirsek bu olayı tamamen ortada kaldıracak. AK Parti de 13 senede yaptığı bu olayda pişman olacak. Diliyorum ki onlar da bundan bir ders alır. Bir daha böyle bir şey yapmaz. Vatandaşlarımıza, yoksul ailelerimize, insanlarımıza
hepsini bir içinde ödeyecektir. Yani para olarak ödeyecektir. Ama ne yazık ki AK Parti para da ödemez. Çünkü AK Parti'nin döneminde gelirin %56'sını 23 harcıyor. %44'ünü 80'ci harcıyor. %57'de kayıt dışı kara paradır. O kimin, kim yapıyor bunu? Yandaşlar. Kendini yanında oturan, sen arkadaş bunu yap, işçiyi de köle gibi çalıştır. İşçini doğru dürüst, emekli olan parasını vermiyorsun, onun sosyal haklarını vermiyorsun. Hatta bir yasa çıkarıp da tazminat da ödemeyecekler. Yani kıdem tazminatını da ödemeyecek. Evet. Yahu sen Allah'tan korkmaz mısın? Çünkü her şeyin başı emektir dünyada. Ne dinimizde bu insan haklarını yemek vardır, kul hakkı, ne de demokraside vardır. Biz iktidara gelirsek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesi vardır. Altok felsefesi vardır. Onu doğrusunda gelecekti. 76 milyon insanı birinci sınıf insan olarak kabul edecektir. Onların çocuklarını okutturacaktır. İşçilerin emeğini verecektir. Hukuksuzluğu, adaletsizliği, işkenceyi, güvenlik paketini bir daha yırtıp yakacaktı, bir daha gündeme gelmeyecekti. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin rejiminden biliyorsunuz ki Hacı Bektaş Veli'nin önünde ceylanla aslanı yan yana yatıyor. Aslan ceylanı yemiyor. Adaletten dolayı. Adaletin budur diyor. Mevlana Hazretleri'nin adaletin ne olursan ol, gel diyor. AK Parti ne yapıyor? Sen öteceksin, sen beriyeceksin, sen şusun, sen busun. Artık dünyada mezhepler, etnik kimlikler ortada kalkmıştı. Dünyadaki medeniyetle ekonomi savaşıyor. Gerisi hepsi boştur. Sen Kürtsün, sen Türksün, şu sorunu var, bu sorunu var diyorsun. Evet. Madem ki Kürt sorunu vardır, madem sen illeri demokrasi diyorsun ama Kürt sorunu seviyorsan onun barajı, seçim barajı sıfıra düşür, Kürt vatandaşlar meclise gitsin, orada kalemle bu işi halletsin, silahla değil, kalemle. Çünkü insanlarımız birbirinden daha üstündür. İster Van'da, ister Ardahan'da, isterse Diyarbakır'da, isterse Edirne'de birbirinden daha farklı demokrasi insan anlayışına sahip insanlardır. Bu insanlar bölmeye hakkınız yoktur. İleri demokrasi diyorsunuz, her gün insanları sokaklarda dövüyorsun. Ercenekon dedin, Baylos dedin, şu dedin, şimdi efendim biz yapmadı da. Şey şu yaptı da bu yaptı. Ya sen iktidardasın. Sen iktidar, hükümet sende, her şey senin elinde. Şuna buna niye bana biliyorsun? Aslında suyu gözü sensin. Esas bu işi yapan mimarı sensin. Sen neyi düşünüyorsun? Sen Türkiye'yi 500 sene geriye doğru götürmek istiyorsun. Sen bir padişahlık sevdasına, bir Arap için Arabistan'ı yapmak istiyorsun. Arap için Arabistan'ı yapmak nerede çıktı? Bir Beşir-i Asad'ı düşünün derken Arap dünyasını birbirine kattın. Sen buna bir hakkın var mı? Bizim kuruluş felsefemiz yurtta sulh, cihanda sulh bir felsefeye sahibiz. Büyük Türk milleti ufak işlerle uğraşmaz. Devamlı büyük işlerle uğraşır. Çünkü zamanında Çanakkale'de kendisini gösterdi. Büyük Zafer'de kendisini gösterdi. Dünyaya mesaj verdi. Büyük devletlere mesaj verdi. Kimseden asla suistimal. Ben de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar, biz demokrasi getireceğiz. Avrupa'ya iş sulayacağız. Avrupa bizim yerimizde kalacak. Yurtta suçyanda ne ABD ne Amerika, tam bağımsız Türkiye. Yazık bir Türkiye Cumhuriyeti'ne diyorum. Ben diyorum ki Adıyaman halkına özellikle söylüyorum. Siz bu AK Parti'nin elinden ne zamana kadar patatesle, makarnayla, kömürle idare edeceğiz? Biz size kömür yerine doğal gaz getireceğiz. Patates yerine size pirinç getireceğiz. Çünkü siz buna layıksınız.
size çıplanmış makarnayı, kalorisiz kömürü yaktım ben size Balkan Zeytin'e değerli Adıyamanlar. Adıyamanlar, siz önemli bir coğrafyaya sahipsiniz ki varlık içerisinde yoklukla boğuşuyorsun. Yaz oldu müydü İç Anadolu'ya mercimek bitmeye gidiyorsunuz. Ondan öte eve gelmiyorsunuz, fıdık toplamaya gidiyorsunuz. Batıya yöneliyorsun, pamuk biçiyorsun, kış oldu müydü portakal topluyorsun. Gene yüz mevsimde Malatya'da kayısı topluyorsunuz. Varlık içerisinde yoklukla uğraşıyorsunuz. Eğer ki bize oy verirseniz, tabii ki mühür sizde, onay sizde, kalem sizin elinizde. Siz isterseniz bizi iktidar edersiniz, isterseniz geri, eğer ki geriye doğru gitmek istiyorsanız, 500 sene geriye doğru gitmek istiyorsanız, faşizme boyun eğmek istiyorsanız, çocuklarınızı, gençlerinizi, geleceğini düşünmek istiyorsanız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verin. Yok istemiyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'ni, AK Parti devam etsin. Ama sonunda hepiniz pişman olacaksınız. Hepiniz pişman olacaksınız. Çünkü bu yolun nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Bu Amerika yat dedi mi yatıyor, kalk dedi mi kalkıyor. Ama biz ona uymayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ne dedi? Amerika dedi ki bana gölge etme dedi. Kıbrıs'ı kurtardı. Bize ambargo uyguladı. Çerçe'de kaldırmasaydı. Bizim kime ihtiyacımız vardı? Ama bu hükümet ne yaptı? Türkiye'yi %70 bağımlı hale getirdi. İthalat %70, ihracat %30. Bugün günlük bizim kazandığımız para, sıcak para dışarıya geliyor. Elimizdeki telefonun parası bile dışarıya geliyor. Bankadaki faiz dışarıya geliyor. Sizin yediğiniz portakalın parası da dışarıya geliyor. Ya bende portakal var arkadaş. Bende pirinç var. Bende her şey var. Petroldan başka bende her şey var. İsterse dünya kapıları kapatsın. Sen niye buna özeniyorsun? Çünkü bir ağanın çocuğu onda ithalat yoluyla hem vergi kaçıracak hem para kazanacak. Onu tabii onu şey yapar mı? Yapmaz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse bunları hepsine son verecek. Geri dağılma adalasını getirecek. Kayıt dışı kara parayı kayıt altına alacak. Almanya'nın yaptığı gibi herkes işsizler iş sahibi olacak. İş sahibi o değilse de para verecek, aylık verecek. Biz bundan şey yapıyoruz. Bizim projemiz budur zaten. Elimizde böyle bir programımız vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı. Evet, en baştaki olan değil mi? En baştaki program bu. Şunu arkadaşlar bir zoom yaparsa ya. Kullanmamalıyız. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı bu. Mimarı bu. Mimarı yanı başında programını yazmış. Türkiye Cumhuriyeti'nden demiş ki bu program dahilinde çalışacaksın. Biz de o yoldan gidiyoruz. Ha, bu yolda giderken ben şahsen Adıyaman halkın bütün her zaman üvey evlat muamelesi yapılmış, her şeyden mahrum kalmıştır. Adıyaman'ın göz bebeği olan Akta, Gürlavik suyu, her zaman söylüyorum su diyorum, suyun gözüne bir mesra alanı yaptım. Mesra alanı 4000 metrekaredir. 2000 metreküp çarjı inşaatı yapılmıştır. 6000 metreküp toprak düzlenmiş şey park alanı yapılmıştır. 350 ton granit taşla döşenilmiştir. 20'nin üzerine kameli yerleştirmiştir. Havuzlar yapmıştır, çamlar dikilmiştir. Adıyaman halkı 7'den 70'e kadar yaz mevsimi sıcak aylarında gidip orada hem serinlenecek, hem suyunu içecek, hem de temiz hava alacak. Onun için ben onu yaptım. Halkımızın birlik beraberliği için, birbirine anlaşması için, birbirine konuşması için
tereddütmadan, ayrım yapmadan, ücret almadan halkımıza bu hizmeti yapmaya karar verdim. Biraz eksik kalmış, onu da yazın yapacağım halkımıza. Eğer ki bu hizmeti yaptığım için daha da yapmaya devam edeceğim. Bu halka layık olmak için elimde gelen her şeyi sonuna kadar devam etmeye varım. Ayrıca iktidar olursam, milletvekili olursam, Adıyaman halkı ne gerekiyorsa özellikle tarım alanında, hayvancılık yönünde her şey ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız. Evet, tarım ve sanayi konuştuk tabii. Sanayi konuşmadık. Sanayi, Adıyaman sorunlarının içerisinde aslında sanayi en büyük sorundu. Çünkü evet, sanayi en büyük evet. sorunu çünkü buradaki bir koltuğumuzda Gaziantep evet. Coğrafyası bizden o kadar önemli değildir. Sanki yedi dağ üzerinde yerleşmiş bir Gaziantep vardır. Tabii ki çok ileridir. Biz onunla da kurur diyor ki komşu ilçemiz bugün Güneydoğu'nun en önemli illerden bir tanesidir. Evet. İlerleyen hatta Adana üstü olamış şeyine Kocaeli'yle yarışıyor. Belki de İstanbul'la yarışacak ileride. Tamamıyla bir sanayi ili oldu aslında Gaziantep. Tabii sanayi ili oldu Gaziantep. Evet. Çok iyi oldu ama biz istiyoruz ki koltuğunda komşusu veyahut da küçük kardeşi Adıyaman'da öyle bir sanayisi olsun. Çünkü Adıyaman sanayi müsait. Çünkü arkasında bu kentsel dönüşüm yönünden tarih ağanın arazisini imar planına alıyor. Geriye doğru istedi yani yeteri kadar sanayiye de yer var. Evet. Hem çevre şey bakımından yeteri kadar toplu konutta da yer vardır. Arkamızda birkaç tane Gaziantep'e doğuracak toprağa sahip olan Akdağ Ete var iken biz burada elimizdeki araziyi ya konut yapıyor ya sanayi yapıyor. Adıyaman'ın bir an önce sanayi kavuşması lazım. Tarıma değerli sanayi de kavuşması lazım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bizim genel başkanımızın dediği gibi her yönde sanayimizi, esnafımızı, işsizliğimizi, köylümüzü, ayrıca öğrencilerimizi tam okuması ekonomi lazım. Onların şey yapması hem okula gidiyor hem gelip sanayide çalışacak. Hem sanat öğrenecek hem okuyacak. O yönde Adıyaman'ın büyük sanayi ihtiyacı vardı. Ben seçilirsem bu bütün bahsettiğim sorunları tek tek gündeme getireceğim. Yapmaya da iktidar olursa da yapacağız da tabii ki. Cumhuriyet Halk Partisi hizmatın mimarı Cumhuriyet Halk Partisi. Yani hizmet bizim işimizdir. Biz yaparız, başkası gelir sahiplik eder. Sanayide yeter kadar eksiktir. Bunu şey yapmaya devam edeceğiz. Peki şu an 5084 sayılı yasa vardı elimizde. Bu elimizden gitti maalesef sanayide. Ve 6. bölgede olmamız gerekirken 5. bölgede olduk. Şanlıurfa hemen Bozova 60 kilometre ötede ve 6. bölgede. Bir sanayici Adıyaman'ı tercih etmiyor. Hemen 60 kilometre ötede Bozova'yı tercih ediyor ki orada da organize sanayi bölgesi var. Bunu nasıl aşacağız? Bu sorun nasıl aşılacak? Bu sorun AK Parti'nin burada 5 tane milletvekili var. Evet. Biliyorsun ki her şeyi siyasetin kapısından geçiyor. Yani ne olursa olsun yasa masası yapıyor. Bu da AK Parti'nin milletvekili yiğitliğine bağlı yani. Ama ne yazık ki bunların elinde bir şey gelmiyor yani. Aciz, beçare, elinde bir şey, plan bilmez, proje bilmez, ekonomi bilmez. Ancak ki bol bol işte biz şunu yaptık, bunu yaptık. Çimi bu doğal gaz şey sıkarız, biber gaz sıkarız, çimi hapse atarız, çimi ne yaparız? Belki de sanayi yapacağına Adıyaman'a şey yapar, hapishane yapar. Onların evet, işi bu. Cezaevi yapar diyorsunuz. Tabii bu yani. Tabii yani sanayi olmayınca ne yapacak? Hiç halk şey da biraz olmaz. Daha şiddete meyillenecek ve bir nevi karnını doyuracak yerler arayacak ve bu da tabii ki cezaevlerinin dolup taşmasına neden olacak. Ben hemen eğitime geçmek istiyorum. Süremiz çok kısıtlı Sayın Vekilim. Eğitimde şu anda ülkemiz ne durumda? İlimizi söylemeye gerek yok aslında. Pek fazla bir söze gerek yok. Çünkü ilimizde eğitim son süreçte biraz ayağa kalktı sayılır ve daha hala çıtamız düşük. Bu eğitimi nasıl yükseltmeyi düşünüyorsunuz?
Şimdi eğitim biliyorsun ki bir memleketin, bir toplumun can damarıdır baştan. Her şeyin başı eğitimdir, akıl ve bilimdir. Evet. Mustafa Kemal Atatürk bunu söylemişti. Akıl ve bilim ve eğitimdir. Bu da yeter kadar olmuyor. AK Parti'nin getirmiş olduğu eğitim sistemi 4x4x4 10 sene sonra belki de IŞİD'i Türkiye'de söyleyecektir. Çünkü çağdaş, uygar, modern bir eğitim yapmıyor. Onların nasıl düşünüyorlarsa halkı Avrupalaştırma, geriye götürmek, genel onun sırtında yaşamak için her yolu deniyorlar. Özellikle kadınlara. Kadınlara bu eğitimi önem vermezse bu kadına şiddet ömür boyu devam edecektir. Evet. Ama kadın eğitim görürse, kültür görürse, bir başındaki insan kadar da bilgili olursa herhalde kendine toz kondurmaz. Biz iktidara gelirsek eğitime çok önem vereceğiz. Çağdaş, uygar, layık, demokrasi bir eğitim sistemi getireceğiz. Kadınları şiddetini ortada kaldırmak için kadının eğitim görmesi gerekir. Evet. O eğitime de o gözden bakıyoruz. Evet. Süremiz çok kısıtlı. Sayın Vekilim çok özür diliyorum. Hemen ben son soruma geçmek istiyorum. CHP'de ciddi aday adayları var. Ve bunlardan bir tanesi sizsiniz tabii ki. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Şanslı hissediyor musunuz bu süreçte? Neden halk Mehmet Karahan desin? Şimdi neden halk Mehmet Karahan ediyor? Bakıyor ki Mehmet Karahan 40 senede bu yanı çalışıyor. Bu elindeki broşü 40'tan biridir. Evet. 40'tan biridir. Tabii söylemesi şey olursa Hacı Bektaş diyor, Veli diyor ki hazırlıkları. Yaptığını söylersen nafile olur. Yani rakamını söylemek istemiyorum ama evet. Gençler söylüyor, bizim muhasebe söylüyor. 1,5 trilyon para gitmiştir. Evet. Ki bu hizmeti yani devam etmemiz için, şey yapmamız için bir alternatif oluşturuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi işi gücü yapmak, devam etmek, çoğaltmak, üretim yapmak. Biz de onu alternatif olarak yapıyoruz. Halkımız da onun için diyor ki Mehmet Karahan vekil olmadan bunu yaptıysa, bu ufak yerler işte yaptıysa eğer ki vekil olursa elbette yol yapacak, yolak yapacak, baraj yapacak. Özellikle Adıyaman'ı biliyorsun ki yola çok çok eksikleri var. Onu söylemedik zaten da evet. İkinci bir seferde söyleyeceğiz. Evet, ikinci onları. Bir seferde onları da onları tabii da gündeme getireceğiz. Evet. Yani siz ne kadar güzel rejim istiyorsan, ne kadar çağdaşlık istiyorsan, ne kadar uygarlık istiyorsan, Avrupa'yı söyleyecek şekilde istiyorsan programımızda hepsi vardır. Burada halkımız bunu okuması lazım, görmesi lazım evet. Diyorum. Teşekkür ediyorum. Ya bundan dolayı Mehmet Karahan diyorsunuz. Bundan dolayı Mehmet Karahan diyorlar. Evet, ben çok teşekkür ederim. Ben de onları seviyorum, seviyorum. Adıyaman'ı 650 bin ne yakın nüfusu vardı. İnşallah Malatya'yı söyleyecektir. Çünkü Malatya diyor ki ben abiyim. Ama evet. Kaç sene sonra herhalde biz de abi olacağız. Biz bunları hepsini kucaklıyoruz, seviyoruz, sayıyoruz. Hepsine bizi izleyen bütün Adıyamanlılar, bütün vatandaşları yurt içinde, yurt dışında hepsi saygıyla, sevgiyle iyi akşamlar diliyorum. Evet, çok teşekkür ederiz sevgili izleyiciler. Daha konuşulacak çok konular vardı ama süremiz kısıtlı olduğu için o konulara giremedik. Sağlık konusu vardı Adıyaman için çok önemli olan. Turizm konusu vardı, turizm kentiyiz. Bir dahaki sefere bunları da konuşacağız. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili aday adayı Mehmet Karahan'la. Şimdilik programımızın sonuna geldik. Seçim startı burada noktalanıyor. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.